Herkese selam arkadaşlar. DLS 2020 çıktı ve biz de ilk videomuzu çekeceğiz bununla ilgili. Takımımız Boavista diye bir takım. Size yeniliklerini anlatacağım ve de eksiklerini. Hazırsanız başlayalım hocam. İlk öncelikle çok değişiklik var. DLS 2019'dan, yani geçen seneki oyundan biraz daha değişik türleri var. Böyle oyundaki paslar ya da hareketler falan tam böyle bir maç havası katıyor. Evet. Tabii takımımız yeni başladığımız için çok düşük ve zamanla ilerleyeceğiz inşallah diye umut ediyorum. Ben bugün kötü başladım. İlk maçın videosunu çekemedim. Kusura bakmayın. İkinci video maçını çekiyorum ve ilk maçımı 1-0 yenmiştim penaltıdan. Penaltı bile değişik arkadaşlar. Eğer penaltı verilirse gösteririm size. Ha, tabii DLS 19'dan da video çekeceğiz. Bundan da çekeceğiz hepsini. Yani öyle bir ondan çekip yükleyeceğiz. Evet, teknik direktör geldi. İsmini bile siz koyabiliyorsunuz. Ben Galatasaraylı olduğum için tabii ki de Fatih Terim koydum şimdi. Fatih Hoca da telif atmasına bu video. Böyle şaka. Tabii neyse. Benzema'yı ilk baştan aldım. Sonra demeyin hani takımı ilk kurduysan Benzema nasıl oluyor diye. Onu kaptan seçerken Benzema vardı. Ben de onu seçtim. Ve arkadaşlar sanki dakika azalmış gibi geliyor bana. Yani şu anda DLS 19 oynasaydım belki bir 45 falan olurdu. Yani bilemiyorum. Belki aynen. Evet ve faul. Evet, sarı kart. Ben. Küfür edecektim yani, o kadar söyleyeyim bakın. Tekrar izleyelim bakın. Ve tabi biraz katabilir o. Evet, bu oyun bugün yüklendi sanıyorum. Yani çıktı piyasaya. Siz de yükleyebilirsiniz. DLS 2020 yazınca DLS 19 üstünde Play Store'da var. Yani iPhone'a çıktı mı onu da bilmiyorum. Yani o kadar beklediler. Kasım dedik gelmedi. Aralık dedik gelmedi. Ocak dedik. 15'ini buldular adamlar. Yani. Bir pas verelim bakalım. Sanki böyle gerçek maçtaymış gibi bir his veriyor bakalım şu an. Bu arada gol girişimini de gerçekleştirdim. Önemli olan diye buton var 19'da, bunda da var. Dediğim gibi penaltı şekli değişmiş, vurma şekli. Bununla hareket ettiriyorsunuz günlüğü ama öncesinde telefonda istediğiniz gibi kaydırabiliyorsunuz ama bunda öyle değil. Şöyle gel. Oh, penaltı, korner, penaltı. Bakın hem böyle bir şey geldi, hızlı oyuncu değişikliği ve de değiştirebiliyorsunuz. Oka basarsanız hemen değişiyor. X'e basarsanız da kapatıyor. Bu. Ya, X derken çarpıyor yani. Hadi. Benzema attı golü. Hasit. Pardon. Kaydedim. Niye kaydedim ben de bilmiyorum da neyse. Bakın öyle zıpladı. Hı. Çevirdim. Kaleci biraz salak gibi. Yorum yapmayı seviyorum. Yorum sizi. Oyunun sesini kıstım. Geçenki videomda da dedim bunun nedenini. Çünkü videoda cızırtılı çıkıyor ve rahatsız olmamanız için videonun sesini kıstım. Sanki böyle UEFA'mış gibi şey duruyor.
Gösterge. Şu GS yapalım da ondan sonra o da süper olur. Şu kısmı GS yapardık bakın şimdi. Oyuncu değişikliği olacak. Ben şey merak ediyorum. Acaba o var sistemi var mı falan. Ya, güzel oldu. Hadi. Arkadaşlar güzel bir pozisyon kurama bakın. Aha, oynatma yapamıyoruz. Açılım oldu neyse. Kalecim çok güzel kurtardı. Düşer mi hatta o salak? Kuca. Yanlış okuyorsam siz de söyleyebilirsiniz. Böyle okum bir isimler diye. Bazılarını tanımıyorum. Var mı yok mu belli bile değil. Hadi be. Bu zaman değiştirmeyin. Boş ver. Değiştirmeyin. Kapatabiliyorsunuz burada. Kuca gel buraya. Bulayım sana bir tane. Yani faal ettim. Güzel ya vallahi ama vuruşları sanki biraz şey gibi. Şu grafikleri beğenemedim ben pek. Yani ben çimenler mesela çok şey duruyorlar. Ha siktir ya. Bakın bizim teknik direktörümüz bu arada Hamza Sevgi. Ben böyle biraz genç yani. Nasıl diyeyim beyaz aldım da biraz böyle genç gibi duruyor. Evet arkadaşlar maçımız bu kadar bitti. Şimdi biraz tanıtım göstereyim size bir şeyler. Burası takım yönetimi arkadaşlar bakın böyle. Roller falan şöyle 4-4-2 bakalım. Bunlar niye eğitim tesislerini yükseltip onun yeni oyun düzenlerinden kez hayır bakın dizimleri şeyle açıyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Neyse defansif konuşuyoruz. Kapatalım. Kapat. Geri gel. Burası kulübüm. Yani burası bakın. Stadyuma giriş böyle yapıyorsunuz. Türk Telekom'a yazdım. Bunları yükselteceğiz inşallah. Geri geliyorum. Ticari diyor. Burası şey herhalde. Evet öyle bir şey olması lazım. Antrenman sahamız. Sanıyorum. Sağlık yeri ve konaklama böyle. Kusura bakmayın. Burası işte şey buradan ben üçüncü mü? Evet üçüncü sıradayım ben. Arabayı da ikiye oturacağım. Neyse. Adam ilk golden daha iki maçta daha 8 tane gol atmış. Hiç de yemiyor. Maşallah. Helal olsun. Takımım diyorsunuz bakın. İşte burada sarı kartlar, kırmızı kartlar gösteriyor. Ve çok gol atan falan filan. Bakın abi. Burası böyle işte. Çok güzel olmuş aslında. Bakın dur. Bakın grubum diyor. Bakın. Bir ikinci gruba da bakabiliyorsunuz. 3, 4, 5, 6 falan onlara hep bakabiliyorsunuz. Bakın bizim grup. Biz birinci grup demiştik. Burası bronz kupa diyor. Bunları hiç bilmiyorum. Daha sonra öğreneceğiz. Şimdi buradan çıkıyorum. Burası transferlerimiz. Burası işte diyor ki daha iyi oyuncuların dikkatini çekmek için takım derecesini arttır diyor. Bu bizi. Arkadaşlar ajan. Yani böyle bir şey diyor. Arkadaşlar. Bir şey yaptık ama ne yaptık ben de bilmiyorum. Tam bir haberim yok. İnşallah güzel bir şey yapmışızdır. Callum Robinson'dan sözleşme imzalamıştık. Güzel bir şey. Ne düşünüyorum? Bir oyuncusu bakın. Bu oyuncu serbest bırak. Ben mesela bunu diyelim ki bana bıraktım. Diyelim ki konu oyuncu sattık gibi geliyor bana ama bakınız. Yani böyle işte. Değerli sonu neyse. Evet.
Buraya bakıyoruz. Şimdi bunu seçiyorum. Püf almadım mı? O bir soru almışım. Tamam, böyle kalsın şimdi, bakın. Şimdi geliyorum, çıkış yapıyorum. Gösterim açılıyor. Bunu da yaparız sizlerle. Daha fazla diyor önemli anlar. Yani şey, kaydedilemez. Kayıtlar. Pardon. Antrenman diyorum. İyi ki bir şey göstereyim, kapatayım. Arkadaşlar, video kanalımıza hala abone olmadıysanız onun çana tıklayın. Sosyal medya hesaplarını takip edin. Şu topa vurup kapatacağım. Bakın şimdi güzel. Gel 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 şöyle. Hadi be. Hadi be. İşte bu kadar. Hepinize selamlar.